Sıkça diyoruz ya gülmeyi unuttuk diye. Sırada bize gülmeyi hatta güzel gülmeyi hatırlatacak bir haber var. Efendim gelişen teknolojiyle birlikte artık estetik ve güzellik trendleri değişti, gelişti. Güzelliğimizin tamamlayıcısı dişlerimiz. Onlar ön plana çıkıyor. Ben pek ağzımı açmıyorum ama genelde dişler ön plana çıkıyor. Çağdaş Kışlaoğlu ile vakit kazandıran gülüş tasarımını konuştuk. Bakın nasıl gülmemiz gerekiyormuş. Hepimiz doya doya gülmek, gülüşümüzle karşımızdakini etkilemek isteriz. Bazılarımız doğuştan şanslıdır, bazılarımız da şanssız. Daha önce daha uzun, daha meşakkatli, daha yorucu yöntemler vardı ama artık gülüş tasarımı var. Gülüş tasarımıyla süre kısalıyor. 3 boyutlu sistem sayesinde ise size en çok yakışacak gülüş tasarlanıyor. Dişlerin formu değişiyor. Dakikalar sonra yepyeni bir gülüş geliyor. Mesela kişinin dişleri kısaysa önünki dişini biraz uzatıp daha sempatik görünmek isteyebilir. Veya yaş ilerleyince insanın dişleri kısalıyor. Daha genç göstermek için kullanabilir. Buna Smart Smile Design deniyor. Eskiden kullanılan anestezi yöntemleri, hatta o birçoğumuzun sevmediği ölçü alma işleri de yok artık. 3 boyutlu olarak ağız taranıyor. Sonrasında işlem çok basit. Taradıktan sonra dişin sadece ön yüzüne yapışan lamineyi şekillendiriyoruz. Dişin arkasını bakın. Dişin sadece önüne gelip ince bir tabaka gibi yapışıyor. Ve yaklaşık burada 1,5 milim uzatmışız. Tasarım beğeniliyor ve diş artık üretilmek üzere makinede. Daha genç ve daha güzel görünmek için daha güzel gülmek şart. Kişiler estetik operasyonlar yaptırıyor. Cilt güzel oluyor. Gayet güzel görünüyor. Ancak dişler yaşın habercisi oluyor her zaman. Estetik olan, doğal olan demektir. Gidip böyle bembeyaz dişler yerine dişin üzerine yapılmış olduğu belli olmayan, ancak kendi dişiymiş gibi görünen dişler yapmak lazım. Bir miktar dudak desteği verdiğimiz zaman, biraz uzattığımız zaman, abartıdan kaçındığımız zaman kişi otomatikman daha genç gösteriyor. Dudağı bir dereceye kadar dişle desteklemek mümkün. Çok hafif fırlatarak, çok az uzatarak dudak desteği veriyoruz ve bu kalıcı dudak estetiği olmuş oluyor, doğru. Ancak bazı vakalarda bazen dudağı estetik yapmak gerekebilir. Bugün konumuz genç bir arkadaşımız. Daha sempatik görmek, öndeki dişleri daha uzatmak için öndeki dişe iki tane lens gibi lamine yapacağız. Sizi bu işleme yönlendiren hangi artılar oldu? Kısa sürede olması. Vakit ayıramıyoruz çünkü hafta içi vesaire. 1-2 saatte hemen bu dişlere sahip olmak büyük avantaj. Tabii estetik yönü. Yepyeni bir dişe sahipsiniz şu anda. Ben de bakıyorum yakından. Yakından da oldukça güzel görünüyor. Siz öncelikle bu işlemi neden tercih ettiniz? Çünkü sizin diş yapınız bizim gördüğümüz kadarıyla güzeldi, düzgündü. Siz neden bunu işlemi tercih ettiniz? Tamamen estetik olarak normalde evet dişlerim düzgündü ama ön iki dişte biraz daha desteğe ihtiyaç duydum. Hem dudak desteği açısından hem de daha dikkat çekici olsun istedim. Daha uzun görünsün.